Sıradaki haberimizi de dikkatinizi çekmeyi rica ediyorum sevgili izleyiciler. 22 yaşındaki bir gencimiz, üniversite öğrencisi, kripto paradan zarar ettiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra intihar etti. Haftalarca cemaat yurtlarındaki öğrencinin intiharı şeklinde oluşturulan içeriklerle dindarlara nefret kusanlar, kumar bağımlılığı için de aynısını yapacaklar mı düşünceleri oluşmaya başladı. Hatta yine sosyal medyada tartışmalar çığ gibi büyüyor sevgili izleyiciler. Maalesef sloganik ve ideolojik saplantılar gerçekleri görmemizi engeller hale gelmiş. Gençlerimize sahip çıkmamız gerekirken senin gencin, benim gencim diyerek birbirimizi karalamaktan öteye gidemiyoruz. Gelin ayrım yapmadan bu gençler bizim, hepsine birlikte sahip çıkalım diyoruz. 22 yaşındaki öğrenci kumar bağımlılığı sebebiyle intihar etti. Yaşındaki üniversite öğrencisi kripto paradan zarar ettiği bilgisini sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra intihar etti. Gencin intihar notunda "Ben bir bahis bağımlısıyım. İntihar etmenin sebebi de kriptodan zarar edince zararı kapatabilmek için bahiste babama ait olan büyük miktarda parayı kaybetmem" ifadeleri yer aldı. Yaşanan olayın iki boyutu bulunuyor. Kripto para ve kumar. Sanal paraların yaygınlaşması ve doğru düzgün bir denetleme sisteminin bulunmaması ilerleyen yıllarda insanlığın başına daha ne tür sorunlar açacak? Fıkhi açıdan helalliği noktasında genel yaklaşmanın menfi olması doğal olarak bu konuda şüpheleri arttırıyor. Kripto para üzerinden kumar gibi bir haramın daha fazla yaygınlaşması ise çok büyük bir problem. Haftalarca cemaat yurdundaki öğrencinin intiharı şeklinde oluşturulan içeriklerle dindarlara nefret kusanlar, kumar bağımlılığı için de aynısını yapacaklar mı? Hiçbir gencin dinine, diline ve kimliğine bakmaksızın sahiplenmemiz ve bataklıktan kurtarmamız gerekirken gençliği yok etmeye çalışmamızın hiç kimseye faydasının olmayacağını iyice idrak edilmelidir. Bu gençlik hepimizin. Gelin hep birlikte bu gençliğe sahip çıkalım.